Merhaba Medyascop TV izleyicileri. 3. Havalimanı'nın inşaatında çalışan işçiler cuma sabahı fiili greve çıkarak işbaşı yapmadılar. Ondan sonraki gelişmelerde ise gerek jandarmanın müdahalesi gerekse de işverenlerle görüşmeler süreçte bir tıkanıklık olduğu anlaşılmaktadır. Cuma günkü özel yayınımızda işçi arkadaşımız aslında oradaki durumu özetlemişti. Biz ise şimdi cumadan beri yaşanan gelişmeleri DİSK'e bağlı Devrimci Yapı İş Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut'la konuşacağız. Merhaba Özgür. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar. Öncelikle aslında cuma gününe geri dönmek gerekirse cuma akşamı yaşanan gelişmelerde bir görüşme trafiği olmuştu orada. Bir görüşmeden bahsediliyor. Bir talepler listesi çıkmıştı. Oradaki tıkanıklık neden kaynaklandı? Yani oradaki tıkanıklık neden kaynaklandı? İşveren yetkilileri, kaymakamlığının olduğu toplantıda İGA yetkilileri bu sorunun çözülebileceğini, basit bir şey olduğunu, inceleyip eğer gerçekse çözebileceklerini söylediler. Bunu söyledikten sonra o toplantı heyetinin içinde biz de vardık. Arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımız şunu söyledi. Eğer çözüleceğine inanıyorsanız bir imza altına alalım ve süre koyalım. Bir hafta olur, 10 gün olur. Bir süre koyalım, eylemimizi sonlandıralım. Buna İGA yönetimi yanaşmadı. Sanki eylemin devam etmesini, süresini istiyorlardı. Çünkü eğer anlaşma sağlanmazsa, taleplerimiz kabul olmazsa eylem devam edecek demiştik. Bu talepler de onlardan istediğimiz ekstra bir şey değil. Çalışma yaşamından, çalışma yasasından doğan 6333 sayılı işçi sağlığı iş güvenliği yasasından doğan haklarımızdı. Bunlar olmadığında normal koşullarda devletin o firmalara ceza kesmesi, denetlemesi gerekirdi. Bunları ya hem devlet yapmıyor, bunun dışında bu taleplerle sokağa çıkanı, bu taleplere eylem yapanı cezalandırıyor. Cuma akşamı da bunu gördük. İşçiler kararlıydı. İGA yönetiminden geldikten sonra kendi aralarında bir toplantı yaptılar. Komitenin kararını işçilerin kampta kalan işçilere aktardılar ve orada ortaya çıkan tablo şuydu. Kölelik koşullarında yaşanan bu çalışma sistemine karşı çıkıyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar da iş bırakma eylemimiz devam etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir görüşme trafiği yaşandı. Gene aynıydı talep ve yaklaşım. Peki bu maddeleri kabul etmediklerini açıktan söylüyorlar mıydı? Bu maddeler insani maddeler diyor. Bunları kabul etmemek mümkün değil. Ama araştıracağız bu iddialar diyorlar. Yani hani kabul etmiyoruz değil. Ne kabul ediyoruz ne kabul ediyoruz. Bunlar yok gözüyle bakıyorlar. Mesele bu. Eğer bu maddeleri kabul edip çözeceğiz diyorsa buradaki suçun, yani suç işlemiş oluyor. Kanun dışı iş varmış mantığına yarıyor. Çünkü bu taleplerde ne var? Çifte bozma uygulaması yaşanmasın var. Bu taleplerde ne var? 6 aydır geçken ücretin ödenmesi var. İşte işçi sağlığı, iş güvenliği kurallarının uymaması var. Eğer işveren bu talepleri kabul ederse, ağzına imza atarsa zaten suçlu olduğunu, kanuna aykırı iş olduğunu o şantiyede kabul etmiş durumda kalacaktı. Benim çözümlemem, bizim çözümlememiz bu duruma düşmemek adına kabul etmediler. Kersine de bir manipülasyon süreci işledi. İşte biz tahta kurusu derken yandaş havuz belediyesinde şey yaşandı. Oranın 5 yıldızlı otel konforunda, şehir konforunda olduğu söyleniyordu. Bunların hepsi gerçek dışı söylemlerdi. Yani orayı düzeltmeye dönük, düzgün göstermeye dönük, makyajlı göstermeye dönük bir göstergeydi. Biz bunu söyleyenlere şunu diyoruz. Gelin o şantiyede 3 gün çalışın. 3 gün bile değil, bir gün işçi gibi çalışın. Siz de yaparsınız. Onu görelim diyoruz. Evet. Akşam saatlerinde de bir operasyon olduğu haberi gelmişti. Özellikle sendikaların Twitter adreslerinden bunu takip etmiş olduk. Ve bu operasyonda da herhalde dünya tarihinde de örneğine ender rastlanan bir durumdu. 500'ün üzerinde işçi bir anda gözaltına alınmıştı. Bu süreç nasıl oldu, nedir? Yani biz 4.30-5 gibi şantiyeden jandarma tarafından dışarı atıldık. Ben bir sendikanın genel başkanı ve örgütlenme uzmanımız. DİSK Genel Başkanı Arzu Şevkezoğlu'nu karşılamaya gittiğimizde jandarma tarafından dışarı atıldık. Şantiye çalışanı olmadığımız için. Bizim orada şantiye çalışanı olmamıza gerek yok. Orada üyelerimiz var.
çalışma saatleri dışında üyelerimizi görme hakkımız var. İstediği kadar şey olsun, orası işçi arkadaşlarımızın barındığı yerler, dinlendiği yerler, buralarda biz arkadaşlarımızı görebiliriz. Bizi dışarı çıkardılar, kevete uygulamasına tabi tuttular ve ciddi bir asker polis yığınağı da vardı o an şantiyede. Bir operasyon yapılacağını seziyorduk. İçerideki arkadaşlarımıza da bu durumu bildirdik, kamptaki arkadaşlarımıza. Operasyon yapılacak, buna dönük hazırlıklarınızı, önlemlerinizi alın. En azından toplu durun, gelip gözaltı yapmasınlar diye. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar da işçiler hep yan yana toplu duruyordu. Koğuşlarına çekildiklerinde, işte uyumaya çekildiklerinde ani bir baskınla kapılar koç başlarına kırılarak girilip arkadaşlarımız gözaltına alındı. Yaklaşık 600'e yakın arkadaş gözaltındaydı. 2 gün boyunca gözaltı süreci devam etti. Gözaltı ayrı bir hukuksuzluk. Ne işçilerin avukatlarına, ne milletvekillerine, ne bizlere, işçiler hakkında bir ailelerine bilgi verilmedi. Biz çıkan arkadaşlardan bilgi almaya çalıştık. Şu anda gözaltı devam ediyor mu? Gözaltında olanlar var mı? 162 arkadaşımız gözaltında. Aralarında inşaat iş sendikamızın yöneticileri de var. Evet. Gerekçe olarak bir açıklamada bulunuyorlar mı? Hangi gerekçeyle tuttuklarına dair? Vallahi muhatap kabul etmiyorlar. Ne milletvekillerini, ne avukatları. Savcılığa çıkaracak. Savcılıktan bilgi alın. Burada herhangi bir muhatap bulamıyoruz. 4 gün olmuş. Çalışma Bakanlığı ortada yok. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Dünyadaki sendikalar, emek örgütleri bizden arayıp durumu sorarken Çalışma Bakanlığı'nın herhangi bir sesi çıkmıyor. O değil de İçişleri Bakanlığı görevde. İçişleri Bakanlığı tankıyla, topluyla, panzeriyle, tomasıyla şantiyede asayiş sağlamaya çalışıyor. Burada mesela asayiş değil, insanca çalışma koşullarının yaratılması. Eğer orada bir asayiş sorunu varsa o asayişin bozulmasını sağlayan da İGA yönetimidir diyoruz. Siz bu sabah da şantiyedeydiniz CHP milletvekilleriyle beraber. Orada evet. Durum nedir peki şantiyede? Özellikle yeni işçilerin geldiği söyleniyor. Böyle bir durum var mı? Evet, yeni işçiler geliyor. Çünkü o şantiyede yeni işçilerin geldiğinde 2 katı istifa edip giden işçiler var. Bu rezilliği çekmek istemiyoruz deyip giden işçiler var. Yani bunlar hep geleni gösteriyorlar. Gelenin propagandasını yapıyorlar da yeni işçi getirdik gibi. Orada işçi durmuyor yani şey gibi. Küçük bir ilçenin otogarı, küçük bir ilin otogarı gibi o şantiyenin önü, o kampın önü. Gelenin gidenin adli hesabı yok. Bunu söyleyebiliriz. Apaçık da ortada. Bize inanmıyorlarsa Çalışma Bakanlığı kendi sigorta kayıtlarına baksın. Ne kadar işçi istifa etmiş, bunun yerine ne kadar işçi gelmiş apaçık görünür. Gözaltında alınıp bırakılan işçilerden de işten atılanlar var. Gelin eşyalarınızı, valizlerinizi toplayın, defolun gidin deniyor işçiye. Sanki işçi orada yani kanun dışı, kural dışı bir şey yapmış. Yani kanlı tahta kurları emiyor, buna ses çıkarmış işçi. Balık istifi otobüslerle gidiyor, servislerle gidiyor, buna ses çıkarmış. Bunu da suç kabul edip gözaltıyla, işten atmayla yargılıyorlar, cezalandırıyorlar. Son olarak sabah da gittiğinizde sizin ve vekillerin evet. içeriye girmesine izin verilmedi mi? Valilik kararıyla izin verilmedi içeri girmemize. Kamyonlarla yol kesilmişti. Hem Göktürk tarafından Akpınar köyüne giriş, hem de Arnavutköy tarafından Akpınar köyüne giriş ve kampa giriş yasaklanmış durumda. Biz giremedik. Basın giremedi, milletvekilleri giremedi. Yani şöyle, o bölgede seçilmiş bir milletvekili eğer bir alana giremiyorsa burada demek ki ciddi gizlenecek şeyler var. Kaçırılması gereken, toplumdan gizlenmesi gereken şeyler var. Bundan doğru almıyorlar içeriye. Yani eğer kendilerine güveniyorlarsa kamuoyunu açsınlar. O şantiyenin ne halde olduğunu da kamuoyu görsün. Özel yayınlarla, özel reklam filmleriyle açıklamasınlar. Kendilerine güveniyorlarsa yapsınlar. Bir de sadece 3. Havalimanı şantiyesi değil, bütün mega projeler aynı durumda. İnsanlarımız, işçilerimiz tahta kurulardan, kalitesiz yemeklerden, uzun çalışma saatlerinden, kötü çalışma koşullarından hep şikayet ediyor. Çözüm bulmaya, çözüm aramaya çalışıyorlar. Yakın zamanda başka şantiyelerde de bu tarz yemek boykotları eylemleri yaşamış, görmüştük.
Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İşçilerin direnişi devam etmez. Bugün bastırılır, yarın başka bir şekilde patlıyor. Bunu engelleyemiyorlar, durduramıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun, size de kolay gelsin. Evet Medyascope TV izleyicileri, bugünkü özel yayınımızda 3. Havalimanı'nda Cuma gününden beri oluşan gelişmeleri ele aldık. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.